Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve bugünkü modelimiz de bu şekilde. Yine iğneden tığan bir model arkadaşlar. Çok zarif bir model. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model. Yapımı da o kadar kolay olan iğneden hiçbir farkı olmayan çok zarif görünüşü de şöyle kadife gibi olan bir model şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar evet, evet arkadaşlar her zamanki gibi ara suyunu 5 tane bıraktım bu şekilde bitiş kısmında ara suyumuzu yine yapacağız İlk önce yaprağımızın yapımıyla Evet arkadaşlar ara mesafesi olarak bu şekilde 5 tane kirpikli üçgen trabzanlar yapıyoruz. Burasıyla da arkadaşlar çiçeğimizin tepesiyle yaprak kısmımız çok uyumlu. Çok hoş ve zarif durduğu için bu ara suyunu tercih ettim. Ve şimdi 5 tane yaptığımıza göre arkadaşlar yaprağımızın yapımıyla başlayalım. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile girip 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battığımızın içine 2, 2 alarak trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve hemen kapatıyorum. Bu şekilde minik bir kirpik yaptık. Bu aslında arkadaşlar geri dönüşüm için bize yuva olacak. Bu şekilde 2 zincirli üçgen bir trabzan yaptım. 2 zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 aldım. Yaprağımızı yapıp dönü yuvamızı kapatacağımız kirpiğimiz arkadaşlar 2 zincir olması önemli. Ee, geçen videomda da vurguladım. Şu şekilde bakın bu yaprakların karşı mesafesi tümsek atmıyor bu şekilde çok hoş duruyor. Daha önce hani elimle düzeltip aynı seviyeye getirmeye uğraşıyordum. Şimdi kalıp gibi direkt hemen hiç düzeltmeden yaprağınız muntazam aynı şekilde duracak arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 7 zincirimi şöyle çevirip buradaki iki zincirli kirpiğimin içine bu şekilde kapatıyorum. 1 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. Hemen yuvaya girip 2 2 alarak Zincirimle beraber iki tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. Bir, iki, iki. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzan, iki defa doladım. Bir, iki, iki. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş trabzanlarımızın boyu uzuyor. Yine iki defa doluyorum. Ana yuvaya girdim. Bir, iki, iki. 2 olarak aldım. 5. Trabzanım. 5. trabzanımı hemen 4 zincir çekerek şöyle de trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Buraya bir tomurcuk yaptım. Geri kalan kısmı arkadaşlar bu şekilde sık iğne dolduruyorum. 3 oldu. 4 5 Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Biraz alım kısmında zorlama olsa da 6 tane sık iğneyi sığdırdık yaprağımıza. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şu kısmın arkadaşlar yuvasını yapıyorum. Pembe kısmının yuvasını. Burasının biraz daha minik olmasını istiyorsanız 5 zincir çekebilirsiniz. Tabii ki de. Onlar 7 olduğu için ben bu şekilde yine aynısı olması için 7 zincirimi çekip sık iğne ile kapattım buraya. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvaya girip 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 alarak 3. trabzanı. Tekrar 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 4. trabzanı. 2 defa doluyorum 1 2 2 2. 5. trabzana da bu şekilde 4 seferde aldım. 4 zincirimi çektim. Trabzan arama girip kapattım. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne. Çünkü buradaki yaprak sık iğne ile eşit olması lazım arkadaşlar. Karşılıklı orantılı bir şekilde yapraklarımın düzgün durması lazım. 2. sık iğne. 3 4 5 ve 6 alt. altıncı sık iğnemi de bu şekilde yapıp şimdi arkadaşlar yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum bu da yedinci sık iğne ikinci yaprağımız da bu şekilde hazır şimdi bir tane de arkadaşlar trabzan seviyesine inmek için sık iğne yaptım trabzanıma bir iki zincir bakın arkadaşlar eşit seviyede bir yaprak trabzanı yuvası yaptık. Sık iğne ile girdim iki zincirimi. İki zincir çekip bir defa doluyorum. Şimdi ara suyuna geçtik arkadaşlar. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya. Sık iğne ile kapattım 4 zincirimi. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 4 zincirli kirpikli bir ara suyu yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde ara suyumuz olacak. 5 tane ara suyundan sonra yaprağımızı yapacağız. Anlaşıldığına göre arkadaşlar direkt yaprağımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 7 zincir çekip yaptığımız yuvamızın Ortasına sık iğne ile girip burayı ipimi tığıma tutturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve yuvaya kapattım yeşil yuvaya. Bu birinci kirpi 1 2 3 zincir bu ikinci ve üçüncü. 3 üç zincirden buraya 3 tane arkadaşlar yuva yaptık bu şekilde. 4 zincirle dönüş yapıyoruz. 4 zincirimi çektim. Hemen çevirdim arkadaşlar. İlk yuvamın içine girip kapattım. 3 zincir sıradaki yuvaya sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir. Bakın arkadaşlar, 3'ün üzerine 3 tane bu şekilde yaptık. Aynı yeri tekrar bir tane daha 3 zincir çekip yeni bir yuva yapacağım arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. 3. yuvamın içine bu şekilde kapattım. 1 3 4 zincir. Döndüm arkadaşlar bu şekilde göz yüz üstüne. İlk yuvamın içine kapatıyorum. Bu bir 1 2 3 zincir. 2. yuvamın içine kapattım. 3 üç zincir. 3. yuvamın içine kapattım. 3 zincir. 4. yuvamın içine kapattım. 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane yuvamız oldu. Yine 4'ün üzerine. 3 zincir çekerek hemen köşeden arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Aynı yere tekrar batarak artırma yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm. Birinci yuvam. 1, 2, 3 zincir. 21 sırayla arkadaşlar sadece köşe kısmında artırma var. Dönüşlerde artırma yok. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvaya girdim. Yuva yaptım. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvaya giriyorum. Ve Toplam arkadaşlar 6 tane oldu. 6 tane olunca yine 4 zincir çekip döndüm. Artırma yok arkadaşlar. Bakın sadece 4 zincirle döndüm. Tek girdim. 6. yuvama tek girdim. Normalde her dönüştüm sonunda burada bir artırma oluyordu. Şimdi 6. sıramız sadece direkt 6 sıra olarak yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir kapattım buraya. 3 zincir 3 zincir 6. yuvama da 3 zincir olarak kapattım. Evet arkadaşlar şu şekilde de sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6. 3 zincir ile başlayıp 6'ya kadar çoğalttım. 6. son sıramızı da arkadaşlar bu şekilde aynı hiç artırmadan yaptım. Ve şimdi bir zincirimizi de çektik. Ve ipimizi koparalım arkadaşlar. Hemen şu iplerimizi yakıp döneyim. Evet arkadaşlar. Buradaki ilk yuvamızın içine Giriyorum bu şekilde. sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girip bir, iki, iki. Üç seferde alıp buraya bir trabzan yaptım. Trabzanımın içine arkadaşlar arasına yani girip dört zincirimi kapattım. İki zinciri çektim. Aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 zincir. Şu şekilde arkadaşlar. Bir kirpikli trabzan yapmış olduk. Ucuna süslüyoruz. Bir defa doladım. Yandaki yuvaya girip 1 2 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir. Kapatıyorum buraya bu şekilde. 2 zincirimi çektim ve kapattım. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2 1 2 3 4 zincir trabzan arama girip kapatıyorum 2 zincirimi çektim yuvada kapattım bu şekilde arkadaşlar her yuvanın içine bu kirpikli trabzanlardan yapıyoruz 2 zincirimi çektim hemen yandaki yuvaya 1 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım arkadaşlar trabzanın arasına 1-2 zincir sıkı iğne ile kapattım 2 zincir çekiyorum bir defa doladım 1-2-2 bir, 1-2-3-4 iki, iki. Bir, iki, zincir trabzanın arasına girip kapattım 2 zincirimi çektim aynı yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum 1 2 zincir sıradaki ve sonuncu yuvamın içine giriyorum arkadaşlar 1 2 2 hepsini de arkadaşlar üçer seferde alırsak bu şekilde güzel bir görüntü oluyor 2 zincire 3 defa da trabzan yapıyoruz dördüncü zincirimi çektim kapattım 2 zincir çektim sık iğne ile sabitledim bu sonuncu yer arkadaşlar iki tane yapıyoruz. Bakın burada koparttığımızda şöyle burası gedik gibi duracak. Şöyle güzel bir köşe görüntüsü vermek için arkadaşlar aynı yuvanın içine bir tane daha yapıyoruz. Çünkü bu son kısımda genelde artırma yapmıştık. O yüzden arkadaşlar burası böyle biraz uzama gibi duruyor. Buraya bir tane daha yapıyoruz. 4 zincir kapattım kirpik olarak iki zincir. Hemen yuvaya girip kapattım. Bir zincirimi de çektim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok zarif oldu. Hemen şu iplerimi yakıp döneyim. Arkadaşlar bu uyanın aslına uygun burada aslında tam ortasında üç tane kirpik vardı. Fakat ben unuttuğum için şimdi size de aslına uygun olarak göstermek istediğim için Buraya 4 zincirli 3 tane kirpik yapacağım. Tabii ki yapıp yapmamak da size bağlı bir şey arkadaşlar. Kararı da siz vereceksiniz. Nasıl isterseniz, hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Bu 4 zincirli tomurcuğumun içine 4 zincir çekip bu şekilde bir tane kirpik yaptım. Yine aynı şekilde 4 zincirimi çekiyorum. Kirpiğimin içine girip buraya kirpiğimi kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Minik bir kirpik yaptım. Ve bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle minik kirpiklerle de arkadaşlar ortasını süsleyebilirsiniz. Bir tane de şuraya yapalım arkadaşlar. Beraber şöyle ipimizi tığımıza iki zincir çekerek tutturalım hemen ortadaki bu 5 zincirli yerden giriyorum sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi ipimin içine kapatıyorum bu 1 4 zincir kapattım ikinci kirpik 4 zincir bu şekilde buraya arkadaşlar ara suyun üzerine renk katmak için kirpiklerimi yap yaptık. Çok da hoş durdu gördüğünüz gibi. Hemen bunları yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar farklı bir renk kattı. Birisini kırmızıdan da yapabilirsiniz. Arasında içinde olan renklerden. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz ütüsüz olduğu halde hiç ütü değmediği halde kalıp gibi duruyor. Ara da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Uygun olarak. Ve modelimizin yapılmışı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah işinize yarar. Faydalı bir çekim olmuştur. Güzel bir çekim olmuştur. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.